Sevgili arkadaşlar, iyi akşamlar, merhabalar. Yine konuya dolar ve dolar TL diyerek başlamak gerekiyor zannediyorum. Zira dün itibariyle 5.54 seviyelerinden başlayan geri çekilme bugün de 5.40'lar seviyesine kadar ulaşınca özellikle Twitter ve sair mailler itibariyle almış olduğu mesajlardan da anlayabildiğim kadarıyla bir miktar tedirginlik oluşmaya başladı zannediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii ki bu tedirginlik doların yükselişini bekleyen, dolar yönünde yatırım olan insanlardan kaynaklanan bir tedirginlik. En sonda söyleyeceğimi hemen baştan söylemek istiyorum, kestirme bir ifadeyle. Ben dolar TL'nin yılbaşından itibaren başlamış olan, kısa vadeli olarak başlamış olan yükseliş trendinin, yani kısa vadeli göstergeler itibariyle henüz uzun vadeli bir, orta vadeli bir düşüş trendi içerisindeyiz. Ama dolar TL'nin yılbaşından itibaren başlamış olan yükseliş eğiliminin, yükseliş trendinin halen devam ettiği kanaatindeyim. Neden devam ettiği kanaatindeyim? Yılbaşının, daha doğrusu 2018 yılının 5.29 seviyelerinde Merkez Bankası'nın yapmış olduğu baskıların da etkisiyle 5.30 aşağısında kapatan dolar TL, yeni yıla yükseliş eğilimiyle girmiş. 2-3 Ocak tarihlerini istisna kabul edersek, Japonya kaynaklı 5.83 atağını istisna kabul edersek, halen bu tablo, bu konu ortadan kalkmış olmasına rağmen 5.50'leri zorlayan ve 5.40'ın aşağısına gelmek istemeyen bir görünüm içerisinde. Özellikle ve özellikle son 3 aylık bir süreci dikkate aldığımız zaman Euro dolar paritesinin 1.16'lara atak yaptığı, Japon yeninin 1.18'in aşağısını, pardon, 108 seviyesinin aşağısını test ettiği, yani dünyada doların son 3 aylık süreyi dikkate aldığımız zaman en çok değer kaybettiği bu günlerde bile, eğer 5.40 üzerinde kalmayı başaran, 5.40'ın aşağısına gelmemek için direnen bir seyir görüyorsak, bu durumda dolar TL'nin güçlü bir eğilim içerisinde olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün olacaktır. Sevgili arkadaşlar, diyorum ki dolar dünya genelinde, sebeplerini biliyorsunuz, bunları tek tek izah etmeyeceğim, bir takım sebepler nedeniyle değer kaybediyor olmasına rağmen ve aynı kulvarda yarışmakta olduğumuz diğer gelişmekte olan ülke para birimleri bu durumdan son derece olumlu etkileniyorken ve bu bizim kulvarımızda bulunan ülkelerin para birimleri yılbaşından bugüne %4'lere, 5'lere varan değerlenmeler elde etmiş olmalarına rağmen TL'ye bakıyoruz. TL hala %3, 3,5 civarında dolar TL karşısında, dolar karşısında değer kaybı yaşamakta. Yani güçsüzlüğümüz devam ediyor. 2019 yılının başlamasıyla birlikte gündeme gelen yükseliş eğilimi, güçlenme eğilimi devam etmekte. Şimdi değerli arkadaşlar, elbette ki yurt dışı koşullarının etkisi altındayız. Yurt dışı tabii ki bizi de etkiliyor. Buradan kendimizi soyutlamamız mümkün değil. Ama dolar TL'yi etkileyen faktörler içerisinde esas önemli faktörün iç piyasalardaki kendi içimizdeki olgular olduğunu asla göz ardı etmemeliyiz. Çünkü yurt dışından çok olumlu bir hava esse dahi ancak sınırlı bir geri çekilme yaşarken en ufacık bir olumsuzlukta, en ufacık bir esintide bizde fırtınalar kopabiliyor. O halde bu gerçeği görmezden gelmemiz mümkün değildir. Dünden itibaren, dün akşam saatlerinde bildiğiniz üzere saat 17'den itibaren FED kurmaylarından diyebileceğimiz ABD'deki farklı eyaletlerin FED başkanlarının konuşmaları oldu. Ve gece de FOMC denilen Aralık ayındaki FED toplantısının tutanakları yayınlandı. Aslında bu tutanaklarda açıklanan şeyler farklı şeyler değildi ama piyasa 2019 yılında Fed'in 3 defa değil de 2 defa faiz artıracağına artık inanmış durumda. Ve hatta bu 2 değil 1 olabilir. Hatta ve hatta dünkü Fed yetkililerinin konuşmaları sonrasında duruma göre, gelişmelere göre esnek davranacağı söylemlerinin de yaratmış olduğu bir tablo ile belki de faiz artırımları artık hiçbir şekilde gerçekleşmeyebilir olgusu gündeme oturmaya başladı. Bu tablo dahilinde ne oldu arkadaşlar? ABD doları değer kaybetmeye başladı. Niçin? ABD'de faiz artmayacaksa
paranın ABD içerisinde kalmasına da gerek kalmayacak. Bir şekilde kendisine yeni nemalanacak kaynaklar arama ihtiyacı gündeme gelecekti. Böyle bir durumda ilk akla gelen nedir? Oradaki paranın çıkıp da gelişen ülkelere, gelişmekte olan ülkelere kaymasıydı. Ama böyle olmadı. Niçin olmadı? Dün gece itibariyle Asya borsalarına bakıyoruz. Hiç de öyle bu tablonun etkisiyle ağım şağım bir yükseliş yaşamış değil. Türkiye'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bizim endeksimizde de öyle çok ciddi bir atak söz konusu olmadı. Günü negatif kapattık. Peki kendisine neme arayan, gelir arayan ve ABD faizlerinden umudunu kesmek noktasına gelmiş olan dolar, o büyük paralar, büyük fonların kontrolü altındaki dolar ne yaptı? Kendisine güvenli bir liman aradı. Daha az riski olan bir liman aradı. Bu liman nedir arkadaşlar? Japon yenidir ve altındır. Japon yeni 109 seviyelerine ulaşmış olmasına rağmen dünkü bu algının etkisiyle 108'in aşağısına indi ve şu anda tekrardan 108.4 seviyelerine yaklaşmakta. Diğer taraftan altın fiyatlarına bakıyoruz. 1300 dolara yaklaştı. Arkadaşlar biz de gerek doların bu yurt dışında kendisine güvenli arama eğilimi eşiğindeyken ve bu anlamda genel anlamda küresel piyasalarda bir değer kaybı yaşarken biz de bu değer kaybından etkilendik ve günü genel olarak 5.45-5.44 civarlarında seyir içerisinde geçirdik. 5.43'lerin aşağısına indiğimiz anda da 5.40 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandıktan sonra şu anda 5.43 civarlarında işlem görmekteyiz saat 22 itibariyle. Değerli arkadaşlarım, bugünkü ve dün daha doğrusu dün 17'den itibaren ve doların 5.54-5.55 seviyelerinden itibaren başlayan geri çekilmesinde ana faktör yurt dışında kaynaklanan bu FED kaynaklı söylemlerdir. Bu söylemlere bağlı olarak da doların küresel manada değer kaybıdır. Kendi özelimizde veya içimizde doların düşmesini gerektirecek olan herhangi bir gelişme söz konusu olmamıştır. İç piyasadan kaynaklanan hangi problemler veya doların değer kaybetmesini sağlayabilecek hangi etkenler vardır diye söyleyeceğimiz hiçbir şey mevcut değil. Yeni yeni paketler açıklanmakta, yeni yeni teşvikler gündeme gelmekte ve özellikle ve özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen dış kaynaklar veya yabancı para dediğimiz, sıcak para dediğimiz kaynaklar Türkiye'nin bu içinde bulunduğu seçim süreci içerisinde seçim ekonomisini mi uyguluyor veya bu konudaki vereceği tavizler, işte görüyorsunuz açıklanan paketler ve de bir takım tedbirler, bunların ekonomiye ne ölçüde hasar verip vermeyeceği ve seçimlerden sonra bu hasarı veya bu açıkları toparlayabilmek adına hangi adımların atılacağını net olarak bilmedikleri için kararsız bir eğilim içerisinde kalıyorlar. İşte bu belirsizlik ve de kararsızlık, hele bir de enflasyonun düşük gelmesi konusuyla alakalı olarak geçmiş bir analizlerimde de bahsettiğim faiz indirimi seçimler öncesinde yapılır mı yapılmaz mı hususunun dillendirilmeye başladığı bir ortamda dolar TL'nin kolay kolay geri çekilme ihtimalinin mevcut olmadığı kanaatindeyim. Daha doğrusu geri çekilmesini gerektirecek herhangi bir sebep göremiyorum arkadaşlar. Bakınız, ülke içerisinde bir neden göremiyorum. Ama yurt dışı kaynaklı sebeplere bakıyorum. İşte gördüğünüz gibi dolar son 3 ayın en düşük seviyelerine ulaşmış. Bütün dünyada değer kaybetmiş ama biz hala 5.40'ın üzerinde bir seyir içerisindeyiz. Biz yılbaşından önce 5.30'lar, 5.20'ler, 5.15'leri görmüştük. O zaman dolar dünya genelinde çok daha değerliydi. İşte değerlisi arkadaşlarım, hem dünyanın gelişimine bakmak durumundayız, hem de yurt içindeki tabloya bakmak durumundayız. Ama benim şahsi kanaatim, yurt içindeki etkenler, uygulanmakta olan ekonomik kararlar ve mali disiplin dediğimiz sıkılaştırıcı politikanın seçimler yaklaştıkça daha da gevşetilecek olması endişesi dolar TL'nin güçlü kalmasına neden olmakta. Evet, şu an ve şu saatler itibariyle takip etmemiz gereken en önemli veri Japon yeninin 108.3 üzerinde kalması. Burası kritik bir eşiktir. Buranın üzerinde kaldıkça doların bir miktar değer kazanma eğiliminde olduğunu düşünebiliriz.
Ve yine euro dolar paritesinin de 1.15 seviyesinin aşağısına inmesi durumunda doların küresel anlamda değer kazandığını görebiliriz. Zira bu seviyeler oluşmaya başladıkça, yani Japon yeni paritesinin 108 aşağısından kurtulup tekrardan 108.5'a doğru bir hareketlenmesiyle ve yine euro doların da 115 seviyelerinin aşağısını test eder konuma gelmesiyle 5.40 üzerinden bir tepki oluşmaya başladı ve tekrardan 5.43'lere gelmiş durumdayız. Tablo şudur arkadaşlar. Dün başlayan ılımlı görüntü ve ılımlı havanın ben çok uzun süreceğini, hatta çok da kısa süreceğini daha kestirme bir ifadeyle söyleyebilirim. Çünkü ABD'deki dolar ve oradaki büyük yatırım yapmayı düşünen fonlar şu an için net olarak bir kararlılık içerisinde değiller. Bu Fed'den gelen açıklamaların icraatlarını görmek istiyorlar. Sadece söylemlerle, sadece laflarla aslında şu anda birazcık da sarsılmış olan güveni tekrar kazanabilmek adına bir manada piyasaya pansuman niteliğinde bir takım açıklamalarla güven vermeye çalışıyorlar. Piyasa bu durumda tabii ki bu tür sebepleri kullanacaktır ama bunlar çok güçlü sebepler değildir. Realiteler görülmediği müddetçe bu tablo içerisinde de bugün veyahut da yarın gibi kısa bir süre içerisinde tekrar sanki bu açıklamalar hiç yapılmamışçasına daha sakin ve piyasa bir takım net ve somut olayları görme arzusuyla, verileri dikkate almak arzusuyla harekete edecek şekilde kendi dinamikleri de geri dönecektir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, genel verilerimiz bu durumda. Brent petrolde bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. 60 doların üzerinde bir seyir oluşmaya başladı. 64 ve 68 dolar seviyeleri Brent petrol için önemli bir direnç konumundadır ve önemli bir atak yaşamakta. Brent petroldeki hareketlilik bir anlamda piyasalarda oluşan güven duygusunun da etkisiyle oluşmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik verilerin ABD'de iyi geliyor olması bir anlamda sanayinin hareketliliğini devam ettireceği kanaati de oluşmakta. Tabii ki bu konuda petroldeki kısıtlamalar, petrol üretimindeki kısıtlamaların da kararı etkilidir. Şimdi biz dolar TL'nin teknik görüntüsüne bakacak olur isek, dün arkadaşlar sizlere şöyle bir grafik sunmuştum. Ve bu grafikte Fibonacci çizimimizin doların en son, bu 120 dakikalık bir grafiktir, en son 5.83 atağıyla bunun hemen ardından yaşamış olduğu gerilemedeki 5.32'ler seviyesini dikkate alma kaydıyla bu bölge arasındaki dip ve tepeyi birleştirerek bir çizim yapmıştık ve 23.6'ya denk gelen 5.43 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu ve bu desteğin aşağısına ufak tefek sarkmalar yaşansa dahi bu yaşanabilecek olan sarkmalar 5.40-5.42 bölgesine kadar olabilir diye dünkü analizimde sizlere bunu vurgulamıştım. Bunun makul ve normal karşılanması gerektiğini ve hatta 5.40'ın altına 5.38'e kadar devam edebilecek sarkma niteliğinde kısa süreli gevşemelerin dahi teknik anlamda kağıt üzerinde mümkün olabileceğini, böyle bir durumunda imkansız olmayacağını ama dolar TL'nin artık 5.50 direncini zorlayan, bu konudaki ataklarını sıklaştıran bir eğilim içerisinde olduğunu, 5.50'nin de psikolojik ve güçlü bir direnç olması sebebiyle tek hamlede bir nefeste geçilmesinin güç olabileceğini, bunun için bu bölgenin birkaç zorlama sonrasında aşılabilme imkanının ve ihtimalinin daha yüksek görünmekte olduğunu vurgulamıştım. Nitekim yurt dışı etkenlerle 5.40 seviyesine kadar yaşanan bir geri çekilme ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi bu 23.6 Fibonacci desteğine denk gelen 5.43 bölgesinin şu anda test edilmekte olduğunu, şu anda bu sıralarda olduğumuzu görmekteyiz. Bu seviyenin üzerine çıkılır ise, yani 23.6'nın tekamül ettiği 5.43-64 direnci, şuradaki bölge net bir şekilde destek konumuna getirildiği zaman dolar TL'nin tekrar 5.47-5.50 bölgesine ulaşma ihtimalinin ve 5.50'yi biraz daha kararlı bir şekilde zorlama, yurt dışındaki rüzgarın biraz dinmesiyle biraz daha kararlı bir şekilde zorlama olasılığını ve bunun akabinde ise 5.57-5.58 ve sonrasında ise 5.63 bölgesine doğru hareketliliğin önümüzdeki kısa süre içerisinde, kısa süreden kastım önümüzdeki
3 gün olabilir, 5 gün olabilir, 1 ay olabilir. Yani bu zaman zarfı içerisinde çok uzun bir vadeden bahsetmiyorum. Önümüzdeki hedef dirençlerin teknik anlamda bunlar olacağını tekrarlamak istiyorum. Dolar TL'de yaşanmış olan son 24 saatlik geri çekilmeye rağmen. Ve arkadaşlar, dolar TL'nin dünden beri yaşamış olduğu olumsuz seyre rağmen Merkez Bankası'nın çok önemli bir baskısının olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın baskısı olmasaydı ne olabilirdi sorusunu sürekli olarak sizlerin takdirine de bırakmış durumdayım. Bugün dolar TL'de çok ama çok önemli bir hareketlilik olmamasına rağmen, yani aşağı yönlü bir eğilim veya dolar TL'nin yukarı eğilimine sebep olacak ekstra bir faktör olmamasına rağmen, Merkez Bankası'nın yine aktif bir şekilde rol oynadığını görüyoruz. Ocak vade itibariyle 17.057 kontratlık bir short pozisyon açtığını görüyoruz. Şubat vade itibariyle baktığımız zaman 46.000, 47.000 kontrat civarında bir short pozisyon açtığını görmekteyiz. Ve en son olarak ise Mart vadede biliyorsunuz kontrat yoktu. Nisan vade itibariyle baktığımız zaman ise 25.000 kontrat Merkez Bankası'nın bugün itibariyle short pozisyon açtığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi dün yaklaşık 200.000 kontrata yakın short pozisyon açılmıştı. Bugün ise 100.000 kontrata yakın, 80.000 kontrat civarında short pozisyon açılmış durumda. Merkez Bankası etkin bir şekilde baskılamaya çalışıyor ve dolar TL'nin hem yurt dışından esen olumlu rüzgarlara hem de Merkez Bankası'nın hele hele bugün çok olağanüstü bir durum, çok olağanüstü bir vaziyet söz konusu olmamasına rağmen, rüzgar TL'den yana esiyor olmasına rağmen, yine Merkez Bankası'nın bugün 70.000, 80.000 kontrat civarında short pozisyon açmasını manidar görmekteyiz. Elbette ki Merkez Bankası dolar TL'deki bu seyri tek başına değiştirebilecek bir rol sahibi olması mümkün değildir. Dediğim gibi, her zaman vurgulamış olduğum gibi, Merkez Bankası ancak ve ancak kontrol ve baskı unsuru olarak bir görev ifade edebiliyor. Ama yurt dışının güçlü rüzgarları gündeme geldiği zaman çok daha farklı tabloların oluşabildiğini, bu anlamda mücadelede zorluklar yaşanabildiğini görebiliyoruz. Esas önemli konu, dolar TL'nin olası yukarı ataklarında Merkez Bankası'nın ne miktarda, ne oranda baskısını artırabileceği veyahut da artık bu baskıya son verip bir şekilde piyasayı kendi dengeleriyle iç içe mi bırakacaktır? Yani zararlı bir konuma geçtiği anda dahi short pozisyonlar açmaya devam mı edecektir? Bunun cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, şimdi dolar TL'nin şu an içinde bulunduğumuz 120 dakikalık periyot itibariyle bakacak olur isek 5.42-46 seviyesinde bir pivot seviyesinin oluştuğunu ve bu seviyenin üzerinde kaldığı zaman 5.44-83 ve 5.45-74, 5.46 seviyelerinin direnç hedefleri olabileceğini, 5.42-46 pivot seviyesinin aşağısında bir seyir oluşur ise bu durumda 5.41-55 ve 5.39 seviyeleri mümkün olabilirmiş diye önümüzdeki 2 saatlik dilim için söyleyebileceğimiz destek ve direnç rakamları. Buradan arkadaşlar yarını değerlendirmeye çalışalım. Bu haftalık grafiğimiz, günlük grafiğimize dönelim. Yarın için arkadaşlar tablomuz şu. Şu anki fiyat seviyelerini kapanış fiyatları olarak değerlendirelim. Tekrar söylüyorum, gece 24'ten sonra kapanış rakamları itibariyle yarına yönelik olarak destek ve direnç noktalarını daha sağlıklı bir şekilde Twitter adresimde mutlaka paylaşıyorum. Şu anki rakamlar itibariyle, canlı veriler itibariyle 5.44 seviyesinde bir pivot seviyemizin bulunduğunu görmekteyiz. 5.44 aşağısında kalındıkça 5.40-5.42 bölgesinde artık kemikleşmiş diyebileceğimiz bir seviye oluştu. Hem destek hem direnç adına bir seviye oluştu. Bu bölgenin, yani 5.40 psikolojik destek diyelim buraya da, 5.40'ın da aşağısına inilmesi durumunda 5.38'e kadar, 5.37-50, 5.38'e kadar bir geri çekilme olasılığı teknik olarak mümkündür, imkanlar dahilindedir. Ancak 5.44'ün üzerinde bir seyir oluşur ise, yani bu pivot seviyesinin üzerine çıkıldığı zaman, tekrar söylüyorum, bu grafik günlük bir grafiktir ve yarın için geçerli olacak olan değerleri söylemeye çalışıyorum. 5.44'ün üzerine bir yerleşme söz konusu olursa 5.48'in ve ardından da 5.54 seviyesinin
önemli pivot dirençleri konumunda olabileceğini, 5.44 üzerinde yükselme isteğinin 5.48'e, 5.48 üzerinde kalındıkça ise 5.54'e ulaşma isteğinin oluşabileceğini, 5.50'nin de psikolojik bir direnç konumunda olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak bugün söylenebilecekler tamamıyla bunlardan ibarettir. Yine kapanışımızı her zaman olduğu gibi klasik şekilde yapalım. Anlık yorumlardan, anlık olarak eklenen analizlerden derhal haberdar olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir takım sorular gelmekte, bu kanala nasıl abone olunur diye. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla bir Gmail mail adresinizin olması yeterli oluyor. Bu adres üzerinden giriş yaptığınız zaman abonelik işleminizi derhal abone ol kutucuğuna tıklayarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde gün içerisindeki gelişmeler ve özellikle kısa vadeli periyotlarla Viyop veyahut da Forex gibi alanlarda daha küçük marjlarda işlem yapmakta olanlar için ise özellikle öğleden sonra saatleri itibariyle gerek 2 saatlik gerek 4 saatlik gibi kısa periyotları dikkate alarak dolar TL'nin ve diğer önemli enstrümanların ONS gibi, efendim Euro dolar gibi, Japon yeni gibi diğer önemli enstrümanların da destek ve direnç değerlerini saatlik, 2 saatlik ve 4 saatlik gibi periyotlara da dikkate almak kaydıyla vermekteyim. Önemli hususlara değinmekteyim. Teşekkürler, iyi akşamlar, hoşça kalın efendim, saygılarımla.